Alt tane bir şey. Dışarıda yarım saat bekliyoruz. 30 kişi daha gelebilir mi? Serhat gel. Hangi aşı yollamak istiyorsun? Biyon teknik. Temel abi tek yok şu an yok. Herhangi bir kurum var mı? Geçmiş olsun. Yarın saat dışarıda bekliyoruz. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi yerinde aşı uygulamamız dün itibariyle başladı. Biz de ekonominin çalışan gücü olan arkadaşlarımızın aşılarını yerlerinde yaparak iş güçlerine kaybı olmadan yerlerinde aşılarını yapmak için burada İlçe Sağlık Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla beraber müdürümüzün de organizasyonuyla aşı için buraya geldik. Arkadaşlar şimdi sağ olsunlar organizasyonu sağladılar. Peyderpey gruplarımız buraya geliyor, aşılamalarını sağlıyoruz. Hem BioNTech hem Sinovac aşı imkanları sunuluyor zannediyorum. Evet, isteyen kim hangi aşıyı tercih ederse o aşıyı burada kendilerine uyguluyoruz. Tabii ki isteğe bağlı. Şu ana kadar 300'ün üzerinde aşıyı yaptık. Çalışanlar geldikçe aşılarını uyguluyoruz. Şu an iyi. Her firmayı herhangi bir yoğunluk olmadan pandemi koşullarına uygun şekilde peyderpey alarak aşılamalarını yapıyoruz. Organize sanayi bölgemiz daha çok iş gücünün ve yoğunluğunun olduğu yer. Orada yaptık. Onun dışında tüm ilde, tüm sağlık kuruluşlarımızda aşı kapasitemiz çok yüksek. Yani 40 bin civarında bir aşı kapasitemiz var. İsteyen herkes istediği zaman randevusunu alıp tüm aşı kuruluşlarımız, tüm sağlık kuruluşlarımızda aşılarını yaptırabilirler. Gününde randevu uygulamamız da başladı. Yani öncesinde aşılarını ertesi gün yapılamak üzere bugün randevu alabilirlerdi ama bugün randevularını alıp bugün istedikleri sağlık kuruluşunda aşılarını yaptırabilirler. Sinovac aşısı için de birinci doz için de aşı randevusu açıldı. İyi bir şey oldu yani. Sağlığımız için önemli bir şey. Bağışıklık kazanması için. Ya ilk başta aslında olmayacaktım, sonra kararsız kaldım. Sonra karar verdim olmak için. Ya ilk başta hepsinin karşı yani olmak istemiyorlar mesela. Yani bilmedim aşının etkisini ya da nasıl bir aşı. Ön yargılı davranıyorlar. Sonra olunca da artık yapacak bir şey yok yani. Bilgiler. Yemek ya çayını da pizza yaparım.